Evet sevgili dostlar ümretten selamun aleyküm herkese dünyanın neresinde yaşıyor ve yaşatılıyorsanız Fenerbahçe tekerlekli basketbol takımı tekerlekli sandalye basketbol süper lig playoff final serisi Üçüncü maçında Gaziantep Gaziantep'i uzatma sonucunda 73-72 yenerek şampiyon oldu e, Kutluyoruz Fenerbahçe takımımızı tekerlekli sandalye basketbol takımımızı ee, bu vesileyle de Galatasaray'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnsan dışı paylaşımıyla Fenerbahçe'yi gaza getirip belki de çok fazla şampiyonluk ümidi olmayan takımımıza şampiyonluk yaşattıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hull City Fenerbahçe ile 10 Temmuz'da Sakarya'da Sakarya Atatürk Stadyumu'nda hazırlık maçı yapacağını açıklamış. Hocam Fenerbahçe niye bu böyle şeyler açıklamıyor? Valla ben kızıyorum. iletişim departmanı şu bu dolu bir sürü kişi var ama yani ilginç. Bu arada Sakarya maçımız niye paylaşılmamış ya? 16 Temmuz diye. Şimdi e, Fenerbahçe'nin bu arada güzel bir haber, sevindirici bir haber. E, şurada var arkadaşlar. Fenerbahçe'mizin Avusturya kampında oynayacağı Partizan ve Mol Feher var. Hazırlık maçları da TRT Spor'dan. Canlı olarak yayınlanacak her iki karşılaşmada 2 ve 6 Temmuz'da saat 19.30'da naklen ve şifresiz TRT Spor'da yayınlanacak. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Mustafa Hoca yine bildik köşemizde Başakşehir RKC Vajvidik forması giyen Cezayir Stoper Ahmet Tuba ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamış. Biliyorsunuz bunu bize yazmışlardı ama böyle olmadı. Rezerv ligi açıkladı. Deplasman yasağını kaldırdı. Bu da yine Mustafa Hoca yine köşemizden bir haber arkadaşlar. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada rezerv ligin kurulmasına ve taraftarlara deplasman yasağı kuralının kaldırılmasına karar verilmiş arkadaşlar. Kusura bakmayın öksürük tutuyor. Yapılan açıklama şu şekilde. Bir, 2022-23 futbol sezonu rezerv ligin kurulmasına karar verilmiştir. Buna göre rezerv lig müsabakaları bak burası önemli dikkat. Rezerv lig müsabakaları Süper Lig'de bulunan 19 kulübün katılımı ile Süper Lig fikstürüne göre ve A takım maçlarıyla aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir. Rezerv lig müsabakalarında kulüplerin A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı Tüm futbolcular, <laughs> yerli ve yabancı tüm futbolcular, bu arada e, kadro sınırlaması 35, oynatılabilecektir. Sezon içerisinde kulübün profesyonel A takımı ile rezerv takımı arasında futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacaktır. Rezerv ligi ilişkin diğer hususlar rezervlik statüsünde ilan edilecektir. Hocam yani Türkçesi nedir? Şimdi şöyle değil mi? Mesela Fenerbahçe futbolu A takımı kimle oynuyor? Konya Spor'la. 11 tane az, 10 tane yedek, 21 kişilik bir kadroyla çıkıyoruz oraya. Doğru mu hocam? Doğru. Doğru mu Samet? Doğru. Hocam 21 kişiden çıktı. Kaldı 14 kişi. Yani 35 kişilik liste vereceğiz. Normalde bunlar 28 kişilik olurdu arkadaşlar. Ee, yer yer 24, 25, 26 falan yapıldı. 28 kişinin 4'ü alt yapından çıkan oyuncu olmak zorundadır. 24 kişi olur listende 24 kişinin işte e, şu kadar Türk şu kadar yabancı olur falan filan hesabı vardı. Şimdi 35 kişilik kadron olacak. 8 artı 6'dan 14 tane yabancın. Bu 14 yabancının bir tanesi e, 25 yaşından küçük olmak zorunda. Bu bir. Artı 3 tane alt yaş milli kategorilerde U14'ten itibaren en az 10 tane maça çıkmış. 3 tane de fazladan yazdırabiliyorsun. 17. 4 tane yine altyapından çıkan oyuncu yazdırabiliyorsun. <laughs> 21. Bunlardan hariç 14 tane de istediğin tür futbolcuları yazdırabiliyorsun arkadaşlar. 20 1'den e, 14'te buradan o 35 kişi. Artı U19 takımından da istediğin kadar oyuncu oynatabiliyorsun. Yani e, birçok arkadaşım şunu soracaktır hocam. Yani 21 kişi burada hadi 5 tane sakat olsa 35 kişilik kadro. Zaten 26'sı gitti. 8 kişi 9 kişi ancak alıyor. Bunlar maça çıkamaz diye. Bu açıdan iyi oldu rezervlik. İkincisi de deplasman yasağı kaldırıldı. Şimdi deplasman kontenjanı en fazla %10'du. Şimdi %30'a çıkarıldı. Mesela ben Kayseri Spor Fenerbahçe ile maç yaparken çok merak ediyordum. Niye kale arkasını komple açmıyor diye. Çünkü Fenerbahçe tribünden iyi para elde ediyorlar. <laughs> bu %30'a çıkarıldı ya bence bu çok iyi oldu. Bakın bu çok çok iyi oldu. Artık e, hani e, nasıl derler ona? ülke içerisinde bol turizm yapılacak gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi mesela stadyumun kapasitesi kaç? 5 bin, 50 bin. 50 binin en az yüzde beşi, yani en az yüzde beşi rakip taraftarı da ayrılmak zorunda. Şimdi hocam, rezerv ligin sen niye bu kadar seviniyorsun? Arkadaşlar rezerv lig eğer doğru kullanılırsa, bakın eğer doğru kullanılırsa, iyi kullanılırsa satış açısından mükemmel bir gelir kaynağı kulüplerimiz adına mükemmel bir gelir kaynağı. Şimdi bir kulübün yapması olacak işte bütün kulüpler üstüne düşeni yapacaklar. Saha olarak, oyuncu olarak, kalite olarak Gelişime açık bir lig ortamı sunulacak. Ya şimdi bak şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de kim var mesela yedek kalabilecek? İşte 10 tane, işte 16 tane yabancımız var şu anda. Gitmem diyorlar. <laughs> Gitme kardeşim. Biz seni 35 kişilik listede yazarız gider rezerv takımda oynarsın. A takımda da almayız seni. Bak şu anda futbolcuların gidiş açısından büyük tehlike oldu. Bu şu anda futbolcular gitmek isteyecek. İkincisi, ikinci olay şu. Ömer Faruk Beyaz niye kaçtı gitti ben oynatılmıyorum diye. Arda Güler niye tepki alıyor millet? Arda Güler'i doğru düzgün oynatmıyoruz diye. Bu da okey. Misal veriyorum Allah göstermesin sezon içinde futbolcu sakatlandı. İlla ki olacaktır bu futbolcu döndü. Maç eksiği var. Al sana tamamlayacak yer. Al sana maç eksiğini tamamlayabilecek yer. Misal veriyorum. E, futbolcuyu futbolcu mesela eylüle kadar sürüyor ya şey transfer dönemi. E, Ağustos'ta ligler başlıyor. Ağustos'ta lig başlarken rezerv takımı aa, yeni transfer ettin. Götür rezerv takımda oynat, oynat, oynat. Misal veriyorum. <laughs> 21 kişilik kadro yaptın. 4 tane yabancın kadronun dışında. Götür rezerv takımda oynat form grafiği yüksek tutsun. Müthiş olur. İkincisi yayın hakları olayını da merak ediyorum. Yani yayın haklarını da şöyle şifresiz bir kanala verseler bak bakalım ne kadar izleniyor, nasıl yayın hakkı gelir elde ediliyor. U19 ligi var izleyemiyorsun. Yani TV 8.5 keşke bunların yayın hakkını alsa. Mesela Hal City'nin Fenerbahçe rezerv takımının yayın haklarını keşke TV 8.5 alsa. Mesela A Spor Trabzonspor'un rezerv takımını alsa. İşte ee... Yine A Galatasaray'ın rezerv takımını alsa. TRT Çocuk Beşiktaş'ın mesela rezerv takımına maçlarını alsa. Yayınlasalar mesela. İşin şey taraf arkadaşlar. Bakın scouting ağları genişler. Yaş sınırları güzelleşir. Asıl bu kural işe yarar. Asıl bu kural işe yarar arkadaşlar. İnşallah olur. Şimdi e, bir şey daha belirteceğim. Hani bu paralara bunlar alınır mı diye bir köşem var da. Neyse onu sonra değerlendireyim. E, Öncelikle bir tane haberim var. Jorge Jesus'tan yeni istek diye Ruben Vinagre. Jorge Jesus'tan yeni istek Ruben Vinagre diye bunu konuşalım arkadaşlar. Çünkü haber köşemizde bu var. Fenerbahçe'de sol bek isteyen teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda Portekiz'de yıldız isim ön plana çıktı. Yaptığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet bir beraberlik alan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürüyor aklındaki oyun planını oturtmak isteyen ve buna yönelik transferler yaptıran Jesus sol bek eksikliği sonrası vatandaşı yıldız isme talep etti. Şimdi Fenerbahçe'de kusura bakmayın birçok futbolcu var biliyorsunuz. Novak var sol bekte. Yani sizin beklentilerinizi karşılıyor mu bilmiyorum. Benim açıkçası benim beklentimi karşılamıyor. Ama üyelere söylediğim cümleyi de size söyleyeceğim. Bence Jesus'un sisteminde Novak Bayağı iyi yer edinir. Bakın bayağı iyi yer edinir Cesus'un sisteminde Demedi demeyin. Çünkü adam ofansif beklerle oynayacak. Oynatacağı ofansif beklerin e, kalitesi, gücü e, yani bayağı işe yarayan türde olacak gibi. Gol katkısı yüksek olacak gibi. Bilmiyorum. Novak da buna bu tanıma uyuyor gibi. Bu Vinagre arkadaşlar 23 yaşında. 9 Nisan 99 doğumlu 23 yaşında 1.74'lük sol bek. 5 milyon euro piyasa değeri var. Bu arkadaşımız Wolverhampton'da, Wolverhampton takımında oynuyor. Kiralık daha doğrusu. Sporting Lisbon'un futbolcusu. Zamanında 2 milyon 250 bin euro almışlar Monaco'dan Wolverhampton. Sonra Olympiakos'a kiralık, oraya kiralık, buraya kiralık. En son 1 Temmuz 2022 itibariyle Sporting Lisbon bu arkadaşı 10 milyon euroya satın alıyor arkadaşlar. Ha pardon. Özür dilerim. Daha 1 Temmuz yeni geldi değil mi? O zaman bugün itibariyle bu arkadaşı Sporting Lisbon 10 milyon euroya satın alacak arkadaşlar. Tamam. Yani haberi yapan arkadaşlara da selamlarımı iletiyorum. Ha şey vardı. Solbek için. ismi geçen. Yanis Hamaç'e vardı. Değil mi? Ee, Solbek için. işe yarayabilir. Mesela Wellington ismi işe yarayabilir. Hani hala herhangi bir takıma transfer olmadıkları için sıkıntı yok. Hani bu isimleri kullanabilirler. Onu söyleyeyim de ben sonra isim aramasınlar. Ama bu Vinagre ismi herhalde bayağı işe yarayan bir isim olacak. Hani Hamaçe ismi de 2 milyon euro piyasa değeri var. Düşük piyasa değerinde futbolcu. Portekiz Ligi'nde bir sene sözleşme bitimine kalmış. Ülkesinin milli takımına bir kez seçilmiş sadece. O da 13 Haziran 2022'de oynamış. Bence Fenerbahçe bunu becerebilirse daha iyi olur. 31 maçta 4 gol, 5 asist, 2321 dakika. Onu söyleyeyim. Bana düşmez bunu konuşmak. Ama konuşacağım. Şimdi Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün. Bon servisi elinde olan Erik Botenay'ın. Bakın bon servisi elinde diyor. Erik Botenay'ın temsilcisiyle temasa geçmiş. Şimdi iyi dinleyin. O tenayla resmi görüşmeleri başlatmışlar. Oyuncu Galatasaray'dan 2,5 milyon euro maaş, 2 milyon euro da imza parası istemiş. Şimdi 2,5 milyon euro maaş, 2 milyon euro da imza parası istemiş. Baktığınız zaman arkadaşlar 4 milyon euro piyasa değeri var. 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi sürüyor. Yaş 22, 1.85 boyunda Norveçli forvet. Norveç U21'de oynamış muhtemelen Charlotte'un <laughs> bu kapasitesinden sonra A takıma da yükselir bu kapasitesizliğinden sonra. İlginç bir şekilde 1 Temmuz 2022'de serbest kalacak diyor. Sezon 3 3 Ocak 2022'de Krasnodar 7.5 milyon euro'ya almış. Almış almasını ama ilginç bir şekilde oyuncunun yani şu anda eee yani Şampiyonlar Ligi elemesinde 2 maçta 1 gol. UEFA Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 2 gol 2 asist. Konferans Ligi'nde 6 maçta 4 gol 4 asist. Toplam 1202 dakika 7 gol 6 asist gözüküyor. Yani 7,5 milyon euroya aldığı oyuncuyu nasıl sözleşmesini feshedecek? Yani hocam Rusya'ya çıktı ya bir kural. Ya o çıkan kuralı ben şöyle biliyorum. Yani ee, sözleşmesi burayla devam edecek. Ancak yani ancak kiralık olarak gidebilecek diye. Bu imza parası olayını ben anlamadım. Bu mantığı çözemedim. Ama diyelim ki sözleşmesini feshedecek vesaire vesaire kurtulacak diyelim. Yetenekli bir çocuğa benziyor baktığın zaman. Evet ama bu sözleşme fesi olayı şey yapabilir ve bu paralar sıkıntı. Galatasaray taraftarları yazmış. İmparator olsaydı böyle boş transferler uğraşmaz. Bekali'den Aleksandru Miculi'yi Maxim, Taksim gibi Roman süperstarları 20 milyon euroya getirirdi. Neredesin be hocam demiş. Doğru. 37 yaşındaki Gomis'in 1.7 milyon euro aldığı yerde 22 yaşında gelecek vadeden bu takımın yükünü her türlü çekebilecek oyuncu için bedava gelmeli ama orta saha olmadan ileri 2017 falan filan diye yazmış. Şimdi yaşı genç de olsa 2.5 milyon euroyu verecek devirler bitti. Galatasaraylılar Fenerbahçe'yle uğraşmaktan bitirdiler. Başka takımlar Fenerbahçe'yi düşman görmekten bitirdiler. Artık hiçbir futbol bak size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Hiçbir futbolcuya 2,5 milyon euro üstünde para veremez. Veriyorsa bile bunu artık kural haline getirir. En fazla 3 futbolcuya vereceğiz der. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ciguli'den ağzı yandı. Beşiktaş'ta başlıyor. Geçen sene 4 milyon euro alıyordu dört 4.5 milyon euro alıyordu. Şampiyonlar Ligi'nden gelen para bunlara gitti zaten. O yüzden de burnumuz çıkmıyor. Bakın Galatasaray'ın geçen sene en etkili futbolcusu kimdi? Kerem Aktürkoğlu. Kaç aldılar? Kaç lira yıllık ücret veriyorlar? Hatta size komik bir şey söyleyeyim mi? Abdülkerim Bardakçı'nın aldığı ücret, Kerem'in aldığı ücretin kaç katı? İlginç hanım Gerçekten ilginç. Ha, olması gereken Kerem'in aldığı ücret, ama kulüplerimiz böyle yönetiliyor arkadaşlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu e, yani Samaçi ismini boşuna söylemedim. Haberiniz olsun. E, bu bir Wellington Solbeck ismi 2 şeydeki Sao Paulo'daki Solbek. Bu çocuğun da 2,5 milyon euro değeri var ama aldanmayın 2,5'a. İyi bir Solbek gelecek vadeden bir oyuncu. 2. Üçüncüsü Marcelo'yu çok soruyorlar. Arkadaşlar biz normalde Marcelo ile her konuda anlaştık. Yani 3-4 milyon euro yıllık ücret olayına da belki de giriş yapma sebebim burasıdır. Size soruyorum 3-4 milyon euro verilmesinden memnun olur musunuz Marcelo'ya? Bir de kapalı kutu. Hani çok da oynamadı bu sene. Mesela ben Seferovic'e okey değilim. Ben mesela şeye Mariano Diaz'a okey değilim. Sırf okey olmama sebebim bu sene ve hani bu sene kapalı kutu olmaları. Gerçi Diaz geçen sene de ka kapalı kutu da Hani Sefero'yu sakatlık makatlık var. 400 küsür dakika ya. Arkadaşlar yapmayın etmeyin. Bunlar kapalı kutu. Marcelo da kapalı kutu. Hani benim diyeceğim uzun lafın kısası bu. Ee, bu Brezilya'daki Wellington ve Yanis Hamachi isimlerine odaklanın. Bu Ruben Vinagre ismi Palavra. Dediğim gibi oyuncu benim bildiğim kadarıyla böyle. Kim bilir, belki de ben bilmiyorumdur. Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.